ben Sevde. Bugün sanırım biraz uzun bir video ile karşınızdayım. Çünkü yaklaşık 2 haftadır video çekemiyorum, vize dönemindeydim. Öyle olunca ben de düşündüm, Mart ayı da bitmişken, bütün bir Mart ayı boyunca ne yaptım, ne ettim, ne izledim, ne okudum, bütün bunları anlattığım bir video olsun diye düşündüm. Böylelikle hem biraz arayı kapatmış oluruz hem de Mart ayım, vize haftam nasıl geçti onu anlatmış olurum diye düşündüm. Mart ayında 5 tane dizi izledim. Bunlardan birincisi Girl Boss. Girl Boss beni inanılmaz derecede mutlu eden bir diziydi. Zaten galiba 1-2 günde oturdum ve bitirdim ben o diziyi. Çünkü bir bölümü 20 dakika falan ve sadece bir sezonu var. Dizi devam etmeyecekmiş. İkinci sezonu çıkmayacakmış. Beni çok üzdü. Neden bu kadar zamandır izleyemedim onu da bilmiyorum. Hiç karşılaşmamıştım yani bir şekilde. Es geçtiğim bir diziydi ama çok aşırı derecede sevdim. Yani keşke devam etse ve ben sonsuza dek bu diziyi izlesem istiyorum. Konusu şöyle. Sophie adında bir ana karakter var. Bu kız kurumsal hayatta çalışmak istemiyor. Maaş alarak birilerinin altında çalışmak istemiyor. Kendi kafasına göre yaşamak istiyor. Biraz daha özgürlük düşkünü bir kız. Ve bir yerden para kazanması lazım. O da vintage kıyafetleri biraz yenileyerek eBay üzerinden satmaya başlıyor. Ve bu şekilde para kazanıyor. Aslında dizinin ana konusu bu şekilde. Ama kız o kadar eğlenceli bir kişilik ki. Hani ne bileyim evde mesela yiyecek bir şey bulamadığı zaman böyle çok leş bir şekilde ayağıyla pizza yediği bir sahne falan var. Yani beni bu inanılmaz derecede eğlendirmişti mesela. Bu tarz böyle çok küçük detaylarda beni yakalamış bir diziydi. Çok 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 eğlendim. Ve şu anda dizinin devam etmiyor olması beni gerçekten çok üzüyor. Ama yine de her ne kadar yarım bırakılmış bir dizi de olsa bence mutlaka izlenmesi gerekiyor. İkinci bahsedeceğim dizi Atypical. Bu dizide 18 yaşında Sam adında bir çocuk var ve bu çocuk otistik. Onun çevresinde dönen bazı olayları anlatıyor. Psikolojik danışmanına bir gün sevgilisinin olmasını istediğinden bahsediyor ve psikolojik danışmanı da neden olmasın diyor. Bundan sonra Sam'in artık bir sevgili arayışı başlıyor. Aynı zamanda bir aile dizisi. Sadece ana karakter Sam'in çevresinde dönmüyor. Aynı zamanda ablasının, annesinin ve babasının başından geçen olayları da ayrı ayrı işliyor. Bu yüzden biz bir anda aslında bir ailedeki her bireyin iç dünyasını görmüş oluyoruz. Bu açıdan ben bu diziyi gerçekten çok sevdim. Bildiğim kadarıyla bu dizi devam edecek. O yüzden çok mutluyum. Üçüncü bahsedeceğim dizi, herkesin artık her yerde bahsettiği, sevenlerle sevmeyenlerin böyle ikiye ayrıldığı, seven insanların aşırı derecede böyle fanatiği olduğu, her yerde artık tişörtlerinin falan basıldığı, evet şu an bence herkes bu diziyi anladı, La Casa de Papel. Gerçekten sevmedim. Yani şu anda biliyorum ki birçok arkadaşımı bile karşıma almış bulunuyorum. Herkes bayılıyor, inanılmaz derecede seviliyor. Diziyi sevmeyenler de çok fazla yerin dibine sokmuşlar. O da ayrı bir konu ama ben gerçekten bu diziyi sadece 4-5 bölüm izledim. Öncelikle bölümleri çok uzun. Yani bence yarım saatlik falan bölümler olması gerekiyordu. İlk izlediğim bölümler sanırım 45-50 dakika falandı. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla sonradan bölüm süreleri de uzuyormuş. Birçok arkadaşım bana bu diziyi önerirken Sevde bak sen bu diziyi çok seversin, çok zekice bir kurgusu var, zeki, bayağı zeka akıyor falan filan böyle cümleler duydum. Yani birçok açık var. Evet herkesin yakaladığı açıklar ama hani işte enflasyonun düşürülmemiş olması ya da oradaki elektriklerin kesilmemiş olması falan filan. Ben açıkçası zeki bir senaryodan başka bir şey bekliyordum. Yani benim için bu dizi ikinci bir Breaking Bad falan tadında olmalıydı. Öyle bir hayalle başladım. Biraz beklentinin yükseltilmiş olmasının da etkisi var ama ben çok fazla sevemedim. Çok da konuşmayacağım bu dizinin hakkında. Yarım bıraktım. Belki bir gün diziyi tamamladığım zaman ben de çok fazla severim. Bilemiyorum. Beni kendine bağlayan bir başka diziyle devam ediyorum. The End of the Fucking World. Bu dizi de aslında bayağı meşhur bir dizi. Hani La Casa de Papel kadar popüler olmasa da ben bayağı bir gördüm bu diziyi. Bana bu diziyi Onur diye bir arkadaşım önermişti ve o da zaten çok seviyormuş. Ben de inanılmaz derecede sevdim. Ergenlik çağında iki gencin başından geçen olayları anlatıyor. Dizide biraz kara mizah var ve yani yaptıkları bütün hareketler aslında çok aşırı ve insanı kendine çekiyor. Şu anda diziyle ilgili söylediğim her şey gerçekten spoiler olacak. Onun çok farkındayım. Çünkü başlarından geçen olaylar biraz farklı. O yüzden dizinin konusuna çok fazla girmek istemiyorum ama gerçekten ben çok sevdim. Zaten çok hızlı bir şekilde o diziyi de bitirdim ve şu an en sevdiğim diziler arasında yerini aldı sanırım. Bahsedeceğim son dizi bir Türk dizisi Şahsiyet. Şahsiyet'le ilgili ben inanılmaz derecede övgüler duymuştum ve diziyi daha geçen hafta izleyebildim sınav dönemimden dolayı. Ama hakikaten Türk dizi tarihine çok ayrı bir soluk getirdiğini düşünüyorum ben de. Dizideki renklerin kullanımı, ışıkların kullanımı, oyunculuklar zaten muazzam. Yani Haluk Bilginer, hani bilmiyorum Haluk Bilginer'i beğenmeyen bir insan varsa şu an zaten bu videodan çıkmasını rica ediyorum. Hakikaten inanılmaz bir dizi.
çok çok beğendim. Böyle heyecanla beklediğim bir dizi oldu. Aslında bu kitapların hepsi benim yarım bıraktığım kitaplar videomda bahsettiğim kitaplar. Çünkü o videoda da söylediğim gibi yarım bıraktığım kitapları bitirmeden yeni bir kitaba başlamayacağım. Bu kitapların hepsinin ayrıntılı inceleme videosunu zaten çekeceğim. O yüzden şu anda bu videoda çok fazla detaya girmeden sadece söylemek istiyorum. Bu ay okumaktan en keyif aldığım kitaplardan biri Mülksüzler'di. Zaten ben bu kitabı ayrıntılı inceleme videomda bayağı bir anlatacağım. Çünkü inanılmaz bir kitaptı. Zaten Ursula Le Guin'in galiba bütün kitapları inanılmaz. Ama gerçekten çok çok fazla beğendim. Yani bilim kurgu seviyorsanız, ütopya seviyorsanız, distopya seviyorsanız hepsi bu kitabın içinde mevcut. Dolayısıyla daha fazla anlatmayacağım. Bence kesinlikle okunması gereken bir kitaptı. Okumaktan en keyif aldığım ikinci kitapsa zaten terapi. Terapiyi ben bulduğum ve okuduğum için çok çok mutluyum. Yani bu kitabı bayağı önceden almıştım ve aslında kitapla ilgili çok bir fikrim yoktu aldığım zaman. Oysa ki okuduğumda gerçekten çok başarılı buldum. Kendimi kitabın ana karakterinin zihninde dolaşıyormuşum gibi hissettim. Aslında bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir kitap da sayılamaz ama biraz bence bilinç akışı tekniğine yakın gibiydi. İnanılmaz derecede sevdim. Saras'ın bu kitapta bir öykü içinde öykü durumu vardı. Ben onu çok fazla sevdim. Yani okurken çok keyif aldım. Zaten çok ince bir kitaptı ama içinde yine belli başlı mesajlar vardı. O açıdan çok sevdim. Okurken çok keyif aldığım bir kitap oldu. İlk videomda zaten söylemiştim. Bu bir yeraltı edebiyatı kitabı. Dolayısıyla yeraltı edebiyatını eğer sevmiyorsanız kesinlikle önereceğim bir kitap değil. Diğer yeraltı edebiyatı eserlerine nazaran da dili bir tık daha ağır gibi geldi bana. Yani tekrar okuyacağım bir kitap değil açıkçası ama ben severek okudum. Zaten bu yazarı da çok seviyorum. O yüzden bitirdiğim için gayet mutluyum. Bu ay izlediğim filmlerin birçoğu aslında eski yapımlar ve uzun zamandır bir şekilde izleme fırsatı bulamadığım filmler. Herhalde ben şu an hayatımın böyle eskiden yapamadıklarımı yaptığım, yarım bıraktıklarımı tamamladığım falan bir dönemindeyim. Çünkü filmlerin birçoğunu zaten biliyor olacaksınız tahminimce. İlk bahsedeceğim film The Danish Girl. Bu film aslında benim Mart ayı boyunca izlediğim filmler arasında beni en çok etkileyen, en çok düşünmeye zorlayan film oldu. Çünkü yani film bittiğinde gerçekten kendi kendime kaldım ve bir süre filmle ilgili birçok şeyi düşünürken buldum kendimi. Filmin konusundan bahsedeyim. Tarihin ilk transseksüel kadınını anlatıyor. Erkek kimliğindeyken birdenbire kadın kimliğini keşfedişi, bu keşfediş sürecinde eşinin onu desteklemesi, birlikte aslında onun bir kadın olduğunu fark etme süreci çok ilginçti. Gerçekten çok etkileyiciydi. Filmin ana karakteri Aynar ve eşi Gerda, ikisi de ressamlar ve Gerda yapacağı bir resim için Aynar'ın elbise giymesini istiyor. Yani normalde erkek olduğu halde eşine yardımcı olmak için elbise giyiyor ve bir kadın giysisini giydiği anda o elbiseye bakışı, yani o elbisenin içinde kendini iyi hissedişi zaten inanılmaz derecede kameraya yansıyor. Başrol oyuncusu Eddie Redmayne o kadar güzel oynamıştı ki yani onun oyunculuğunu inanılmaz derecede beğendim. Onun dışında filmin konusu zaten totalde bir dönem filmi olduğu için oradaki işte giysiler, ışıklar vesaire beni inanılmaz derecede etkiledi. Gerçekten çok beğendim. Film ekiminde izlemek istediğim halde bir türlü bilet bulamadığım ve çok merak ettiğim Call Me By Your Name'i de bu ay izledim. Film bir eşcinsel çifti anlatıyor ve film boyunca beni gerçekten en çok etkileyen şey filmde kullanılan ışıklar, filmdeki mekanlar, ambiyans inanılmaz derecede sanatsaldı. Her şey çok sanatsaldı. Zaten filmin senaryosu da, karakterlerin kullandıkları cümleler de inanılmaz derecede sanatsaldı. Genel olarak baktığımda filmde beni en çok etkileyen şey filmde kullanılan renkler ve sanatsal ambiyanstı. Senaryo açısından da gerçekten etkileyiciydi. Ama bence bu filmi özel kılan şey filmde kullanılan sanatsal bakıştı. Yine çok ünlü olduğu halde benim bir şekilde izleyemediğim, hep teyit geçtiğim bir filmi izledim. The Great Gatsby. Bu film zaten inanılmaz derecede meşhur bir romandan uyarlama. Dolayısıyla filmin senaryosuyla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey yok. Gerçekten çok güzel bir senaryoydu. Oyunculuklar zaten çok iyiydi. Leonardo DiCaprio falan var başrolde. Dolayısıyla çok fazla bir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ama bence filmde keyif verici olan şey kamera hareketleri ve aşırı dinamik olmasıydı. Yani filmde sürekli olarak bir parti havası var zaten. Dolayısıyla o partilerdeki inanılmaz derecede insan kalabalığı, patlayan havai fişekler, aşırı renklilik, aşırı şaşalı bir görünüm
Yani eğlenceli kılıyordu filmi. Film 2 saat 23 dakika falan, yani bayağı uzun bir film ama ona rağmen ben çok sıkıcı değildim. O açıdan Sevdiğim bir film oldu. Filmden birçok sahneyi ben zaten biliyordum. Mesela işte Leonardo DiCaprio'nun böyle öne şampanya uzatıp şöyle bir gülüşü var. Arkadan havai fişekler patlıyor falan. Onu mutlaka yani Twitter'da falan görmüşsünüzdür. Bir gif olarak çok kullanılıyor. O gif mesela bu filmdenmiş. Gerçekten çok güzel bir film. Bunu önerebilirim bence. Eğer hala izlemediyseniz, siz de benim gibi bir şekilde teğet geçtiyseniz bence izleyin. Gerçekten eğlenceli bir film. Son olarak da kedi belgeselinden bahsedeceğim. Kediyi ben bayağıdır izlemek istiyordum. Aslında yani ilk çıkacağı zamandan itibaren benim özellikle Twitter'da takip ettiğim bazı sinema hesapları falan sürekli kediyi paylaşıp duruyordu ve benim için aşırı ilgi çekiciydi. Çünkü ben zaten kedi hastası bir insanım ve filmin çekim tekniğinden tutun da yani kedilerin hepsinin bir karakterinin oluşuna kadar filmle ilgili birçok inceleme yazısını zaten okumuştum. Filmin konusu şu şekilde: İstanbul'daki kedilerin bazılarını seçmişler ve o kedilerin kendi hayat hikayelerini, kendi huylarını, nerede yaşadıklarını, nereden geldiklerini falan anlatıyor. Sokakta yaşayan kediler, atıyorum işte bir tanesi genelde bir restorana gidiyormuş. O restorandaki insanlar biliyorlar onun huylarını. İşte bir tanesi atıyorum bir balıkçının yanına gidip duruyormuş. O balıkçı biliyor falan. Dolayısıyla o kedilerle birlikte vakit geçiren insanlar bu kedilerin karakterlerini anlatıyorlar. Bütün kedilerin farklı farklı huyları var. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Film boyunca İstanbul'daki kedileri ve İstanbul'daki kedilerin hayatımızın nasıl da içinde olduğunu, insanlarla iletişimini o kadar güzel işlemişler ki gerçekten çok beğendim. Eğer hala izlemediyseniz gerçekten bakın, diğer filmlerin hepsinden daha çok öneriyorum. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Kedi sevmeyen insanlara da kediyi sevdirecek bir film diye düşünüyorum gerçekten. Yani nasıl sevmiyorsunuz onu da bilmiyorum ama. Neyse, ben bir kedi manyağı olarak aşırı derecede sevdim bu belgeseli. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi anlatacağım konunun bu kanalla ne alakası var diye soracaksınız tahminimce. Çünkü benim bütün arkadaşlarım bana sordular. Dedim ki onlara böyle böyle ben Mart ayı boyunca ne yaptıysam hepsini anlatmayı düşünüyorum. Ve kozmetikten bahsedeceğimi söylediğimde bana şey dediler. Ya saçmalama, senin kanalın kitap kanalı değil mi? Senin kanalın kültür kanalı değil mi? Değil. Ve Twitter'da gördüğüm bir illüstrasyon var. O geliyor aklıma bu tarz durumlarda. İşte çok süslü, aşırı güzel bir kadın var. Topuklu ayakkabılarıyla geziyor. İşte yüzünde bir sürü makyaj, saçlar yapılmış falan filan. Bir adım sonrasında kadının saçları bozuluyor ve işte sırt çantası değişiyor. Bir adım sonrasında makyajı bozuluyor ve ondan sonra eline bir kalem alıyor. Bir adım sonra eline kitap alıyor ve komple makyajı siliniyor falan. Ben çok sinir oluyorum böyle şeylere. Şahsen kitap da okuyorum. Film de izliyorum. Okuluma da vakit ayırabiliyorum. Makyaj da yapıyorum. Arkadaşlar bunu yapıyoruz yani. Dolayısıyla bu kanalda kozmetiği çok alakasız bulursanız sizi anlarım. Ama bence değil. Bence değil yani. Dolayısıyla kendi hayatımı paylaştığıma göre bunları da sizinle paylaşabilirim diye düşündüm. İlk anlatacağım kozmetik ürünü Garnier'in Nem Bombası adlı kremi. Bu krem yeni çıktı diyebiliyorum. Aslında öncesinde nem bombası maskesi vardı Garnier'in ve o bana çok iyi gelmişti. Bayağı böyle cildim inanılmaz nemli, pırıl pırıl falandı. Ben de kremi çıkınca hemen almak istedim. Zaten kremim de bitmişti. Ama açıkçası çok beğenmedim. Yani biliyorum indirimde 14-15 liraya falan düşüyor. Hatta sanırım 13 lira falan. Ama yine de eğer gerçekten nemlendirmesini istiyorsanız cildinizi, bence bunu almayın. Hakikaten ben beğenmedim. Yani evet, cildimde inanılmaz sağlıklı bir parıltı oldu. Hakikaten işte buralarıma böyle aydınlatıcı sürmüşüm gibi falan inanılmaz bir parıltı veriyor. Ama sanki o krem emilmiyor da böyle cildin üzerinde hani vazelin gibi kalıyor. Yani öyle hissettim. O yüzden çok beğenmedim. Mart ayında sürekli bu kremi kullandım. Bitene kadar büyük ihtimalle yine bunu kullanacağım. Siz de bir yüz kremi alacaksanız ve gözünüze bu krem çarpıyorsa, ben de böyle bir etki bıraktı. Ben çok beğenmedim. Onu söylemek istedim. İkinci anlatacağım krem ise Nivea'nın Makeup Expert gözaltı kremi. Ben göz altları çok problemli bir insanım. Zaten şu an siz görüyorsunuz. Yani bunun görünmemesi mümkün değil. Genetik bizde. Ne kadar dinlenmiş de olsam, ne kadar gayet böyle yüzüm nemli de olsa benim göz altlarım hem mor hem işte torbalı falan filan. Neyse. Ben bir gün Rossmann'a gittim ve göz altlarımla ilgili sıkıntımın olduğunu söyledim. Rossmann'daki kadın bana Nivea'nın Q10 serisinden, biraz daha bildiğim kadarıyla yaşlı bir seriden bir krem önerdi. Biraz ağır gelir diye düşündüm. O gün almadım. Sonra tekrardan gratis'e gittim. Yine Nivea'nın bir kremi önerildi. Watson's'a gittim, yine Nivea'nın bir kremi önerildi. Neyse, sonunda ben de artık dayanamadım ve bu kremi aldım. Makeup Expert diye böyle bir krem.
Sonradan fark ettim ki ben bu kremi kullanıyorum ama nemlendirmeden ziyade göz bazı gibi bir etki bırakıyor. Göz bazı mı deniyor ona? Far bazı. Öyle bir etki bırakıyor. Yani üzerine makyaj yaptığınız zaman makyajınızı çok güzel sabitliyor falan filan ama genel olarak çok bir etkisini göremedim. Sonuç itibariyle eğer bir far bazı arıyorsanız bu çok güzel bir far bazı. Ama eğer gözünüz nemlensin istiyorsanız bence bu da iyi değildi. Yani şu an bahsedeceğim kozmetiklerden bu arada sanırım sadece iki tanesini beğendim. Gerisini biraz böyle sevmedim. Yapacak bir şey yok. Şimdi size bir far göstereceğim ama bu far Miniso markasının ve biliyorum ki Miniso zaten Türkiye'nin her şehrinde yok. Yavaş yavaş yayılıyor. Bir Japon markası ve benim evime çok yakın. Ben sık sık Miniso'ya gidiyorum. Yani ruh hastası gibi açıkçası. Miniso'ya gitme gereksinimi duyuyorum. Çünkü içinde her şey var. Yani kozmetik kısmı da güzel ama onun dışında bir sürü ev eşyası var. Ne bileyim efendim yastık var. Böyle pofidik pofidik işte oyuncaklar falan var. Miniso'nun bir farını göstereceğim size. Ben iki rengini aldım. Şöyle kalem far bunlar ve yani o kadar güzel ki şu an gözümde bu var. Her gün bunu sürdüm ben. Altın rengi simli bir far. Tanesi 9.95. Eğer böyle siz simli şeyler seviyorsanız ve gidebildiğiniz bir Miniso varsa çevrenizde kesinlikle bunları öneririm. Birkaç rengi var zaten. Ben sadece iki rengini aldım ama gerçekten çok güzel. Her gün benim günümü kurtardı diyebilirim yani. Çünkü okula gidiyorum. Hiçbir şekilde süslenmek istemiyorum. Ama biraz da yorgun göründüğüm için bir şeyler yapmak istiyorum. Hemen o farı fıt fıt sürüp çıkıyorum falan. Öyle. Çok sevdim. Anlatacağım son kozmetik ürünü ise bir ruj. Revlon'un Matte Balm rujları. Şu an dudağımda bu ruj var ve mentollü olduğu için ben bu rujları çok sevdim. İndirimde denk geldim. Yanlış hatırlamıyorsam 18 lira falandı ve ben bu rujları şeye benzettim. The Balm'ın Meet Matte rujları var ya böyle, o da çok mat ve mentollü. O iki açıdan ben çok benzettim. Bu da mat ve mentollü. Dolayısıyla The Balm'ın indirimde 35 liraya falan düştüğünü düşünürsek ortada yarı yarıya bir fiyat farkı var. Böyle bir ruj arıyorsanız bir testerine falan bakabilirsiniz ben. Şimdi Mart ayının yarısını ben vizelerde geçirdim. Yani benim vizelerim zaten 15 gün sürüyor. Dolayısıyla 15 gün boyunca ben ne giydiğime, nasıl makyaj yaptığıma, ne yaptığıma çok dikkat edemedim. Ve bu süreçte hala biraz daha düzgün giyinmemi sağlayan bir parça vardı. Onu da burada stil önerisi olarak söylemek istiyorum. Zara'dan aldığım yağmurluk. Bu yağmurluğu ben geçen sene almıştım ve ben aldığımda fiyatı biraz yüksekti. Ama bildiğim kadarıyla şu anda birçok markada buna çok benzeyen yağmurluklar çıktı. Zaten İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız, yani bir anda yağmur yağabiliyorsa ya da böyle işte Mart, Nisan, Mayıs bu dönemler yağmurlu geçebiliyorsa, o zaman zaten yağmurluk bence ihtiyaç olan bir şey. Bir de bunun ben rengini çok seviyorum. Ben bu yağmurluğumu ne zaman giysem içine ne giydiğim fark etmeksizin hiç böyle giysiyle, modayla, stille falan alakası olmayan arkadaşlarım bile bana "Aa Seyde bugün ne güzel giyinmişsin" falan dedi. Oysa ki ben hiçbir şey giymemiştim, yani olay yağmurluktaydı. Onu fark ettiğim anda da onu bu videoya eklemek istedim. Bu yağmurluk benim gerçekten vize döneminde kurtarıcım oldu. Vize döneminde benim sırt ağrılarımı azaltan bir şey var ki onu da eklemeden geçemeyeceğim. Bir sırt çantası. Bu sırt çantasını ben defaktodan 30 liraya aldım ve tamamen denk geldi. Yani Üsküdar'da bir işim vaktı, bir arkadaşı beklerken hızlıca defaktoya gireyim dedim. Hiç girmediğim bir markaydı normalde. Ve birdenbire bu sırt çantasını gördüm. Anında aldım. Çok mutluyum şu anda çünkü sırt ağrılarım azaldı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok fazla sırtı ağrıyan bir insanım. Yani şu omuzlarım inanılmaz derecede ağrıyor. Çok ağır çanta taşımaktan. Ve normalde birkaç yıldır kullandığım çantalar hep şu şekildeydi. Şu şekildeydi. Yani bunun komple pabucunu dama attım. Bunu kullanmak istemiyorum. Bu bayağı Accessorize'ın çok pahalı da bir çantası. Ve şu sapları bu şekilde olduğu için sırf güzel görüneceğiz diye bu sırtlarımızı ağrıtıyoruz. Ne gerek var? Defaktodan şu çantayı aldım ve o andan itibaren her gün bu çantayı taktım. Şu yani bildiğin hani normal sırt çantası aslında ve ben böyle bir sırt çantası almayı zaten düşünüyordum. Biraz daha işte spor markalarına falan bakacaktım. Onlar da daha pahalı oluyor ya da kanken çanta falan bakacaktım. Ama bir anda karşıma çıktı. O anda gerçekten çok sırtım ağrıyordu. Bir an dedim alayım ben bunu ve şu an gerçekten çok işime yaradı. Onu da buraya eklemek istedim. Benim Mart ayımı çünkü değiştiren bir şeydi kendisi ve biliyorum ki gelecekte ben bu videoya bakacağım, diyeceğim ki iyi ki o çantayı almışım. Mart ayında kullandığım ürünler, işte okuduğum kitaplar, izlediğim filmler bu şekildeydi. Biliyorsunuz Mart ayının zaten yarısını ben vizelerde geçirdim ama ondan önceki yarıda
vizelere gireceğimi bildiğim için bayağı bir film ve dizi izleme fırsatım yine olmuştu. Yani biraz dengeli olarak gitmek istedim. Yine de her şeye vakit ayırabildiğimi düşünüyorum bu ay. Zaten vize haftam da çok parlak geçmedi. Yani o kadar saçma sınavlara girdik ki sınavdan çıktığımızda bir arkadaş grubundaki herkes her soruya farklı cevap vermişti. O yüzden biraz üzücü bir aydı benim için. Yine de burada sizinle paylaştığım için şu anda gerçekten çok mutluyum. Uzun zaman sonra kamera karşısına geçtim ve biraz zor çektim yine bu videoyu. Sanırım yine o arada gün karardığı için ışık çok değişmiş olabilir. Neyse, yani yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir amatörüm. Videoda anlattığım bütün kitapları, filmleri, dizileri, işte kozmetik ürünlerini, her şeyi açıklama kısmına yazacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı, videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bunlara ihtiyacımız var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.